Evet değerli takipçilerim, bugün Beko buzdolabı soğutmuyor şikayetine geldik. Buzdolabımızı açtığımız zaman şimdi ayarlarımız normal ama ne bu burada bir soğutma ne de şimdi üst tarafta da görüyorsunuz burası da iki ayarlanmış ama herhangi bir soğutma belirtisi yok. Fan motorumuz çalışıyor. Normalde burada şuradan ince borudan başlamak üzere bu şekilde komple bu evap diye geçer bu alüminyum görünen kısım. Komple burada soğuma olması lazım ki buradaki fan motorumuz o soğuk havayı çekerek hem üst tarafı dondursun, alt tarafta soğutma işlemini yapsın. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir soğutma belirtisi, hiçbir karlanma, hiçbir şey yok. Şimdi ondan kaynaklı. Şimdi arka tarafa geçeceğiz. Bakalım arka taraftaki durum nedir? Şöyle. Buradaki fan motorumuz çalışıyor. Kompresörümüz, evet kompresörümüz de çalışıyor. Son olarak kondenserimize bakacağız. Maalesef kondenserimizde herhangi bir ısınma, herhangi bir şey yok. Normalde burasının ısınması lazım ki gaz dolaşımının olduğunu ve soğutma çevrimidir bu. Bu taraf bir taraf ısınırsa bir taraf soğur. Şimdi burası ısınmadığı için kondenserimiz maalesef soğuma işlemi de dolabınızda yani soğutma işlemi de maalesef olmayacak. Genelde bu Beko dolaplarda genelde şöyle bir hastalık var. Bakın gördüğünüz gibi kondansörden kompresöre giren borumuz bu şekilde. Kondansörün borusu şu şekilde tasımızın içindedir. Ve dolabını 8 saatte bir eritmeye girdiği zaman o biraz önce gösterdiğimiz alüminyum evaptaki soğukluk eriyen resistans devreye girerek oradaki soğukluğu eritir ve bu şekilde buradan su halinde motor tasımıza gelir. Şimdi bu boru suyumuzun içerisinde. Yani şu boru suyun içerisinde olduğu için belli bir zaman sonra maalesef bunlarda delinmeler ulaşabiliyor. Bunun sebebi de normalde şu işlem olmamış olsa ön tarafta iki kapının arasında bir kuşak var. Resistans dediğimiz kuşak gaz oradan geçiş yapıyor. Eğer bu olmamış olsa aşırı şekilde ısınıyor. Ondan kaynaklı yani bu su bu kondenserimizi serinletmeye yarıyor ki hani dolabının ön tarafı çok ısınmasın diye. Şimdi ilk önce kompresörümüzün borusunu keselim. Ondan sonra bakalım durumumuz. Şu anda kompresörümüzün borusunu kestik. Normalde burada gaz çıkması lazımdı. Maalesef öyle bir gaz şeyi çıkmadı. Çok az bir şeycik. Sadece tıslama yaptı. Şu anda borularımızda herhangi görünür bir yerde gaz kaçağı var mı? Ona bakıyoruz. Demin fener vardı ya, ona bakıyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi boru suyun içerisinde. Zamanla ondan kaynaklı delinmeler oluşabiliyor. Bir diğer sebep de maalesef gövdeden çıkabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu boru gövdenin içerisine giriyor. Buradan bu şekilde dolana dolana oradan dolabımızın biraz önce yukarıdaki evap kısmına kadar çıkıyor. Evet. Maalesef bu dolabımızın gövdesinde gaz kaçağı var. Şimdi içinden gaz çıkmadığı için normalde yaklaşık 1 dakikaya yakın gaz çıkması lazımdı. Ama herhangi bir şey çıkmadı. Bunu yaparak şimdi motorumuz buradan hava çekerek bu şekilde kaçak varsa buradaki borularda çıkması lazımdı. Ama maalesef herhangi bir kabarma falan yok. Normalde suda kabarmalar oluşması lazımdı. Eğer buradaki borularda bir
gaz kaçağı olmuş olsaydı maalesef buradaki borularda herhangi bir gaz kaçağımız maalesef yok. Normalde balon gibi şişer zaten. Eğer ki gaz kaçağı görünmüş olsaydı. Maalesef bu dolabımızda, bu ana gövde, dolabın kendi gövdesi, şurası değişmesi gerekecek. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bundan sonra içerisine giriyor. Buradan dolana dolana yukarıdaki ev apımıza kadar gidiyor. Şu anda bu dolapta bu şekilde gaz verilirse bu dolap soğutur. Ama kısa bir süre sonra tekrar aynı işlemi, soğutmama işlemini tekrar yapar. Çünkü sistemde, yani ana gövdede gaz kaçağı olduğu için belli bir zaman sonra gaz tekrar kaçacak. Tekrar bu dolabımız tekrar aynı şekilde soğutmama işlemini yapacak. Bundaki yapmanız gereken köklü çözüm ana gövdesinin değişmesi gerekiyor. O da maalesef yenisine yakın fiyatlara çıkıyor. Çünkü komple bu gövde değiştiği için işte sadece ne oluyor? Kompresörü, işte fanı, yukarıdaki fanı, bir de kapıları yeni gövdeye takılıyor. O yüzden maliyet olarak yüksek çıkıyor. Bir de evde yapılan bir işlem değil. Bunu servisler alıp götürüp dükkanda yaptıkları için götürü getir nakliyiz falan bayağı yüklü karlara çıkıyor. Bu şekilde bir diğerdir de bu dreyerimizde de bir sıkıntı olmuş olabilirdi ama şimdi buraya kestiğimiz için normalde eğer dreyer tıkanmış olsaydı buradan bayağı bir gaz verecekti. Eğer bu şekilde buradan bayağı bir gaz çıkmış olsaydı o zaman dreyerimizin tıkanma veya sistem tıkanma olasılığı olabilirdi ama zaten direkt boruyu kestik, içerisinden hiç gaz çıkmadığı için bu cihazda %100 gaz kaçağı var ve buradaki borulardan da görünen bir şey olmadığı için gövdeden maalesef gaz kaçağı var. Bu dolabın ya müşterimiz yenisini alacak ya da gövdenin komple değişmesi gerekecek. Bu şekilde sizin de dolabınızda, Beko dolabınızda soğutma şikayetiniz varsa bunlara bakabilirsiniz. Yorumlar yaparak kendi dolabınızla ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Beğenerek videomuzun daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.